Sevgili çiftçiler merhaba. Bugün 10 Nisan 2020 Söke Ovası'ndayız. Firmamızın Nergistepe Tarım Makinalarının yaptığı bir makineyi tanıtmak istiyorum. Aynı zamanda da Söke Ovası'nda sırta ekim üzerinde yaptığımız çalışmaları sizle paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz şu anda ekranda olan sırt yapma makinesi. Biz pamuktan sonra çizgi modelimizi buraya çektik. Direkt üzerine de bu sırt yapma makinesini çekiyoruz. Bu makinenin üzerine gübre teşkilatı da konabiliyor. Yani yaptığınız sırtın içerisine kıştan, sonbahardan toprak altı gübresi de koyabilirsiniz. Ekim zamanı o hazır olarak sizi bekleyecektir. Şu anda görünen sırt aynı makinenin ikinci kere sırt çekme videosu. Bu ilk sırttan aşağı yukarı 2-3 ay sonra hava bir izin verdi. Tav müsait. Dolayısıyla çökme olan ve ot çıkan sırtları hem otunu temizlemek hem de tekrar biraz yükseltmek açısından bu mutlaka yapılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeşermiş otlar var. Hem bunları öldürüyorsunuz hem çöken sırtları, yağmurla çöken sırtları biraz daha yükseltip düzgün bir şekle getirmiş oluyorsunuz. Bunun önünde ay bıçakta tabir edilen bıçaklar var. Biz kullanmadık çünkü çok fazla otumuz yoktu. Onu da yaptıktan sonra bu yıl için bir ay kadar geçti. İşte 10 Nisan tarihine geldik. Şu anda gördüğünüzde o tazelediğimiz sırtların üzerini tohum yatağını hazırlamak üzere geliştirdiğimiz bir makine. Bu makinenin frezeleri var. Bizim çapa da kullandığımız frezelerin dar halleri. Onlar tam sırt üzerine geliyor. Hemen arkasında küçük kulaklar var. Sırttan dökülen toprağı tekrar yana yapıştırmak ve sırtın arasında çıkan otları kazımak için. Arkada da makara var. Bu da bizim bildiğimiz düz yerlerde kullandığımız sürgü merdane görevini yapıyor. Biz bu denemelerimizi, şimdi doğrusu biraz da korkudan, üründe kaybetmeyelim diye en kumsal arazimizde yapıyoruz ki riski, çıkış riskini en aza indirelim diye. Ancak bu makinalardan üretip sattıklarımız var. Bergama tarafında kullanılıyor. Orada çok daha kirli topraklarda da kullanıyorlar ve gayet başarılılar. Ama biz sırtın acemisi olduğumuz için işin doğrusu aynı zamanda da üretim yeri bu. Bir deneme tarlası değil. O yüzden riski aza indirmek açısından böyle bir tarlayı seçtik. Yani burada bu makaraları bazı arkadaşlar çıkarıyor çünkü yaş oluyor, kil yerde iyi yapmıyor. Sonradan ekerken mibzeri bağlı olduğu traktörün ön hidroliğine ayrı bir şasiye bunları koyabiliyoruz. O sırada yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu makinede tabii daha yapılacak, geliştirilecek şeyler var. Biz de aynı zamanda hem sırt denemesi yapıyoruz hem de bu makinenin üzerinde düzeltebileceğimiz konuları yakalıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir ilaç makinesi, ilaç deposu var. Bu pamuk için özellikle herbisit uygulamak için sırtların üzerine. Orada da bir tasarrufumuz var. Arkadan gördüğünüz gibi bugün mısır ekimi. Pamuk değil bu. Daha sonra olacak pamuk ekimlerinde de bu makineye daha ilavelerimiz var. Özellikle gübre makinesi ilave edeceğiz arkasına. Pamuk için. Şimdi mısırımızı ekiyoruz. Gayet güzel ekim derinliği ve tohumu koyduğumuz yer, tohumun üzerine örtmesi gayet güzel. Mısırda da başarı sağlayacağını düşünüyoruz. Hele daha kolay tabii mısırın çıkışı pamuğa göre. Bundan sonraki pamuk ekim videolarını da sizlerle paylaşacağım. Detaylı olarak paylaşacağım ve sırtın faydalarını anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olacağız.